Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Allahümme allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Allahümme arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a. Ve arinal batila batilan ve rzuqna ictinaba. Ve ce'alna mimman yestemi'una al-qawla fe yettebi'una ahsana. Ve adkhilna bi rahmetike fi ibadike s-salihin. Ama ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabalarını hayatını okşuyduğu nabattaki dersimiz, Abu Ayyub Ansari raziyallahu anh. Abu Ayyub Ansari, özünün ismi Halid ibn Yazid ibn Kulayb ibn Malik ibn Naccar. Bu kişi Medine'li bo'lgan, Ansarlardan, Banu Naccar urug'idan. Bu kişi özünün ismidan kere köproq, mana şu künyesi bilan mashhur bo'lgan Abu Ayyub. Abu Ayyub Ansari raziyallahu anh'ını hozirgi kunda kabri İstanbul şehrida. Mana şu Konstantiniyani fath qilishlikka chiqqan qo'shin orasida bu kishi bo'lgan ve ana şu ajali yetgan paytda u kishini o'zini mana şu Konstantiniyaning devorlari ostiga dafn qilishlikni o'zini ashoblariga vasiyat qilgan va mana shu joyga ko'milgan. Odam bolasi dunyoga kelar ekan hayoti davomida ko'p amallarni qiladi. Savobli amal, gunoh amal. Mana shu qilgan savobli amallarning ichidagi eng ulug'i qaysi deb so'ralsa, javob shu bo'ladiki, haqni yoyishligi. Haqni xaloyiqqa tanitishligi va mana shu haq yo'lida umrini o'tkazishligi. Aksariyatni qaraydigan bo'lsangiz, mana shu bir din, diyonatdan, iymondan bexabar yoki uzoq bo'lgan odamlarga qarasangiz, hayotini shu 3-4 chaqa topishlikka sarflaydi. Topgandan keyin ham yana sarflaveradi umrini shunga. Lekin musulmon odam bunday bo'lmaydi. U 3-4 chaqa topishlik uni hayotini mazmuni emas. Tirishligini o'tkazishlik uchun bir vosita. Million topgandan keyin 2 million qilaman deydi. 2 million topgandan keyin 10 million topaman deydi. Inson zoti to'ymaydi. Musulmon odammi, dunyoga kelgan paytda qiladigan xayrli ishlarining eng ulug'i nima ekan? Haqqa xizmat qilishlik, haqni xaloyiqqa yoyishlik. Abu Ayyub Ansoriyning hayotini o'qib o'rganar ekanmiz, nima xulosa olamiz, nima ibrat olamiz? Abu Ayyub Ansoriy roziyallohu anhu hali Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilib kelmaslaridan avval iymon keltirgan edi. Ma'lumilar siyratlarida darslarda aytganmiz, Yasriblik, u paytda endi Yasrib deyiladi, hozir Madina deymiz. Yasribdan bo'lgan bir jamoa odamlar kelib payg'ambarimizga 1-2 aqaba bayatida bayat berishgan, islomni qabul qilishgan. Abu Ayyub Ansori roziyallohu anhu aqabada bayat berib iymon keltirgan kishilardan edi. Bu sahobaning hayotini o'qib o'rganar ekanmiz, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zining sahobalariga qanday bir go'zal muomala qilganligiga guvoh bo'lamiz. Bu sahobaning hayotini o'qir ekanmiz, nima xulosa olamiz? Bu sahoba bizga nimani o'rgatadi? Biz sahobalarni ismlarini aytgan paytimizda radiyallohu anhu deymiz. Alloh undan rozi bo'ldi. Bu taqrir, duo emas. Ya'ni Alloh ulardan rozi bo'ldi. Chunki Alloh taolo aytadi: "Laqad radiyallohu anil mu'minina id yubay'unaka tahta ash-shajara." Ey Muhammad alayhisalom, daraxt ostida sizga bayat bergan sahobalardan Alloh rozi bo'ldi. Bu duo emas. Ammo Abu Hanifa rahmatullohi alayh deganimizda Abu Hanifaga Allohning rahmati bo'lsin deganimiz bo'ladi, bu duo. Ammo roziyallohu anhu deganimizda bu taqrir. Biz shunday bo'lganligini tan olyapmiz, shunga guvoh bo'lyapmiz. Roziyallohu anhu deganga faqatgina sahobalarga ishlatiladi. Roziyallohu anhu majma'in. Alloh sahobalarni hammalaridan rozi bo'ldi. Albatta bu ulug' martaba. Ya'ni koinotni xoliqini sendan rozi bo'lishligi. Sendan rozi bo'lganligini Qur'onda aytishligi va sen o'tib ketganingdan keyin sendan odamlar ismini aytib turib Alloh rozi bo'ldi deyishlik juda katta martaba, juda katta maqom. To'g'ri, tarixda mana ulug' qo'mondonlar o'tgan, shoirlar o'tgan, xullas siyosiy arboblar o'tgan, tug'ilgan kuni bo'lganda bir eslab qo'yiladi. Ijodidan ozgina bir namunalar keltiriladi, bo'ldi. Boshqa payt eslamaymiz. Ammo sahobalar, birodarlar, ular toifasidan emas. Qachon ularni eslasak nima deymiz? Radiyallohu anhu. Alloh undan
razı oldu. Allah Azze ve Celle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e şunday hitap kıldı. Fe inneke bi ayunina. Zaten siz şek şubhasız bizning köz öngümüzdedirsiz. Yani men özüm saklayman degani. Men özüm yolu doğru yolga hakka başlayman degani. Mufassirlar aytishadi mana shu oyatni tafsirida. Mana shu oyatdan har bir mu'minga ulush bor. Ya'ni sizga ham Alloh qarab turadi. Sizni ham saqlaydi. Sizni ham to'g'ri yo'lga boshlaydi. Iymonini, ixlosini, taqvosini miqdoriga qarab. Qanchalar iymonli, ixlosli, taqvolik bo'lsak, Alloh taoloning rioyati ham, Alloh taoloning inoyati ham biz ustimizda shunday bo'ladi. Sahobalar taqvolik edi. İmanlı idi, ihlaslı idi, Allah Ta'ala'nın rayası da buldular. Allah onlardan razı olsun. Küçük kuvvet, mülkü sultanat egeleri adamlarını boyunları yege buluşadı. Ama anbiyalar ise adamlarının kalpleri yege buluştu. Kolu da mansabı var adam, küçük kuvveti var adam, adamlarını özüne hükmüge boyun sündüredi. Özü hala genç yaptı, yapırtıradı. Özü hala genç tıkıldıradı. Ularni zohiriga ila hokim bo'ladi. Zohiriga ila hukmron bo'ladi, ammo qalbiga emas. Insonda ichki dunyosi bor, tashqi dunyosi bor. Zohiri bor, botini bor. Anbiyolar insonlarning qalblariga ega bo'lgan. Insonlarning qalblariga. Demak, kuch-quvvat, mol-u davlat insonni zohiriga hukmron qiladi bir kishini. Ammo anbiyolar insonlarning qalblariga, garchi zaif bo'lishgan bo'lsa ham gerçi kuvvetsiz bo'lgan bo'lsa ham, qo'lida mulk-u saltanat bo'lmagan bo'lsa ham, ularning qalblariga hukmron bo'lganlar. Aksar anbiyolarni Alloh taolo zaif bo'lishini xoladi. Aksar anbiyolarni zaif bo'lishini Alloh taoloning o'zi xoladi. Mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Toifga borib, Toif ahlini islomga da'vat qilmoqchi bo'lganida ular u zot sallallohu alayhi vasallamni toshboron qilib haydashdi. Zaifligidanmi? Nochorligidanmi? Toshboron bo'lib, Toifdan chiqib, Rasulullohning shu boqqa kirib o'tirganida nima deb duo qilgani, bir eslaylik-da. Parvardigorim, quvvatsizlik, chorasizlik, odamlar oldida ojizligimdan o'zingga shikoyat qilurman. Ey, eng mehribon zot, sen bechoralarning Robbisi, mening parvardigorim, meni Robbimsan. Meni kimlarga tashlab qo'yursan? Meni yoqtirmaydigan notanishgami yoki ustuvor dushmangami? Mendan g'azablanmagan bo'lsang bas, boshqasiga parvoyim yo'q. Shubhasiz avfu afiyating men uchun kengdir. Zaifligini payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Alloh taologa arz qilyapti. Lekin shunday bo'lsa ham, quvvati bo'lmasa ham, anbiyolar odamlarni qalblariga ega bo'lgan. Demak, ulug'lik, buyuklik nimada ekan? Odamlarda qalbida muhabbatga ega bo'lishlik. Qahramonlik nima ekan musulmon uchun? Odamlar seni haqiqiy ma'noda yaxshi ko'rishligi, qalbi senga moyil bo'lishida. Seni qo'lingdagi narsadan ta'ma uchun bo'yinsunayotgan emas. Senga murvat qilib turganligi uchun yaxshi ko'rayotganligida emas. Iymoni bilan, ixlosi bilan, amali bilan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarning qalblarini to'ridan joy oldi. Haqiqatan sahobalar payg'ambarimizni shunday yaxshi ko'rishdi. Rasululloh shunday muhabbatga loyiq zot edilar. Mana Hubayb ibn Adini Abu Sufyon tutib olib ab chiqib azoblab qatl qildi. Ana shu azoblayotib turib aytar edi. Xolaysanmi? Hozir seni o'rningda Muhammad bo'lib, sen oilangda xotirjamlikda, ofiyatda bo'lishligingni. Ya'ni Muhammad alayhissalomga iymon keltirganligi uchun sen shu azoblanyapsan deganida unamadi. Rasulullohning oyog'iga tikan kirishini xolamayman. Men oilam bilan o'tirgan holatimda dedi. Ya'ni payg'ambarimiz ular haqiqiy ma'noda yaxshi ko'rgan. Hozir birodarlar, hozir mana shu muhabbat yo'q. Rasulullohga bo'lgan shu muhabbat siz bilan bizning qalbimizda yo'q. Kitob bor, ma'ruza bor, ma'lumot, saqofat yetarli, lekin shu muhabbat yo'q. Sahobalardan farqimiz ham shundanmikin deyman-da. Ma'lumilar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Makkada 13 yil da'vat qilganlaridan keyin Madinai Munavvaraga hijrat qilib kelganlar. Ansonlar Uzot sallallohu alayhi vasallamning istiqboliga chiqishdi. Uylarini to'rlaridan, qalblarini to'rlaridan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga joyni taklif qilishdi. Rasululloh Quboda to'xtab, 4 kun ichida Qubo masjidini qurib, so'ngra Madinaga kirib kelganlar. Qubo masjidi.
Birinci günüden takva üstüye kurulgan mescid. La mescidun ussise ala takva min avvali yevmin fih. Birinci günüden takva üstüye kurulgan mescid. Buradalar kurulayken mescidler hoca körsünge kuruluş gereğmez. Şuhurat üçün, fakir üçün, hürmet itibar üçün kurulması gerek. Eğer şunu diye bosa, mescidde kurayken adam halis Allah üçün kıyken bosa. Ana şu mescidde hizmetini kılayekenler, damlası bol adamı, sopsu bol adamı, şüpürüp tozalayekeni bol adamı kimisi? Halis bol adıyan bosa, bana şu mescid takva üstündeki mescid bol adı. Bilesinler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidlerden bittiğinde küdürüp taşıştığı bir yürüyenler. Hicretin 9. yılında. Mescidini küdürüşü bir yürüyenler. Çünkü bu mescidini münafıklar kılışken adı. Fitne fasat, Müslümanlar gibi nayrenler tokuşluk için, özleri gibi zıtılda ofis kılışlık için kurulgen mescidde. Peygamberimiz küdürüp barışını büyürdüler. Çünkü mescidde hizmete turgan akeller, ülkeler şu nesil isimizden çıkmazsan. Aile güçün işlenilmiydi. Sopuge bir adıken 3-4 çakamız uladı kılayken hizmetine layıkmaz, doğru mu? Kuba mescidde 4 gün devamında kuruldu. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye kadar yürüdüler. Bana ansarlar Peygamberimiz Medine-i Münevvere'ye yakın kegenleri de çıkıp kütü alıştı. Ana şu hamamız bilgen Tala al-Badru aleyna neşidine aitip. Şimdi ansarların sayıdları tosu alışıp bizi huzurumuzda durun. Bizi mahallemizde toktayın. Bizde tayargerlik ve adet var. Biz küçülük kavmimiz. Bizde kural aslak yeterlik. Sizi düşmelerinizden himayak olamız. Hammasi Rasulullohni o'zini hovlisiga, o'zini mahallasiga olib kelishdi xolagan. Albatta bu ulkan sharaf birodarlar. Madinaga kim keldi? Rahmatanil alamin bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Hamma sahobalar, ansorlar xohlashdi Rasulullohni o'zi bilan olib ketishlikni. Ana endi Rasululloh bittasiga xo'p desa, ikkinchisi xafa bo'lib qoladi. Ikkinchisiga xo'p desa, birinchisi xafa bo'lib qoladi. Boshliqning ishi qiyin. Agar qo'l ostidagilarning bittasiga moyil bo'lsa, ikkinchisini ko'nida bir g'alati yaxshi emas narsa paydo bo'lib qolishi mumkin. Har bitta sahoba, har bitta ansor bizning mahallaga yuring deyotgan, Rasulullohga o'zini juda yaqin deb bilyapti. Yana qaytarib aytamiz, bittasini ko'niga qarasa, ikkinchisini ko'nida xarish paydo bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam juda bir hikmatli ish tutdilar. Boshlig'ida hikmat bo'lishligi kerak. Rasululloh aytdilar, tuyani ushab tumshug'idan o'zi tomonga tortmoqchi bo'lganda Rasululloh aytdilar ansorlarga da'uha fa innaha ma'mura. Utrukuha fa innaha ma'mura. Tuyani qo'yib yuboringlar. Unga buyurilgan. Tuyani o'zini holiga qo'yinglar, unga buyurilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har xil o'ylab qolmasin deb odamlar hatto tuyani ipini tashab olgan ekan. Shu maga to'xtatib qo'ydim, ot tomonga burdi bo'lmasin deb tuyani o'zini holiga tashab qo'yib, Rasululloh tuyani ustiga o'tirdilar. Va tuya qadamını basıp Madinaya Münevvere'ye çekilip vardı. Bir üç halatı tasarruf görüyorlar durup. Muhammed Aleyhisselam Madinaya birinci mete girip geri yaptılar. Ve kayırge tohtu edip ansarlarda hammasını kalbi şavukat olgan. Közleri tüye getikiliyen. Kayırge tohtarken. Bura bir kişinin eşi internetten ötekken olsa haliye adam şimdi bir oynanıp tura tohtarmıyken ötüp gitti. Nereye kursan? Tohtamadı. Şimdi kalıp tüye yürüdü. Bir keng joy bor edi bo'shliq, ikkita yetim bolaniki edi. Shu yerda xurmo quritishadigan bir maydon edi. Shu yerga keldi, tuya to'xtadi. Rasululloh shat sakrab tushmadilar, balki tek turdilarki tuya cho'kib olsin. Yana bir rivoyatda tuya o'tib ketib qaytib keldi shu yerga deyiladi. Shundan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu yerga tushdilar va mana shu joyda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning masjidi Masjidun Nabaviy qurildi. Endi Rasulullah kelyaptılar ki, hammasi o'zi tomonga tortyapti. Tuya to'xtashdan burunga holatni aytaylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizga Qur'onni o'rgatdilar. Chek tashashdi. Qur'on. Faras qiling, ikkita odam bir vaqtda kelib, bir kunga to'yga aytdi. Qaysinisiga borasiz? Agar biri avvalroq, biri keyinroq bo'lsa, avvalatganga boriladi birinchi. Ikkalasi teng aytib kelsa nima qilinadi? Shunda Qur'on tashlash kerak bo'ladi. Shunda hech kim xafa bo'lmaydi. Birodalar xafa bo'lmaysizlar, biringlar qosh, biringlar ko'z, chek tashaymiz. Qaysi tomonga tushsa shunga boramiz, xafa bo'lish yo'q. Yoki bo'lmasa to'rttasi biz mashinada keting deyapti, to'rttasi. Qaysinga borasiz? Shunda bir qalblar harajga kirib qolmasligi uchun qur'a ekan. Chek tashlashlik ekan.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilgani xuddi shu Qur'on edi. Alloh taolo o'zi tanlab beryapti. Tuyani qayerga to'xtatishlik Alloh taoloning ixtiyorida bo'ldi. Mana Qur'on, mana chek. Demak, payg'ambarimiz mana shu tuyani o'zini holiga qo'ylar degani Qur'on edi. Shuni tushunib olaylik. Tuya yurib borar ekan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qilardilar: "Allohumma ixtarli, Allohumma ixtarli. Parvardigor, o'zing tanlab ber menga. Parvardigor, o'zing menga tanlab ber." Mana shu joydan oladigan dars shuki, ona mashinani olaymi, mana mashinani olaymi? Ononi qiziga o'g'limni uylaymi, mananı qiziga o'g'limni uylaymi? Ikkilanib qolgan paytingizda musulmon odam Parvardigorga topshirib qo'yishlik kerak ixtiyorni. Mana istixora degan namoz bor, bilasizlar. Ya'ni siz qaysini tanlashlikka ikkilanib turgan paytingizda Parvardigoringiz mehribon, shu tanlashlikdan menga qo'yib qo'y, men tanlab beray, qiylama bandam deyapti. Parvardigor men uchun o'zing tanlab ber deb duo qilib turdilar. Tuya hozirgi Masjidun Nabaviyni o'rniga to'xtadi. Va asa antakrahu shay'an va huwa khayrun lakum. Alloh taolay aytadi: "Zotan sizlar o'zingiz uchun yaxshi bo'lgan narsani yoqtirmasligingiz va siz uchun yomon bo'lgan narsani yaxshi ko'rishingiz mumkin. Alloh bilur, sizlar bilmassiz." Bilmayapsizmi? Ikkilanyapsizmi? Robbingizga duo qiling. Bu bo'ldi bir ish. Endi o'sha ish haqida so'z ketganda agar degan so'zni ishlatib bo'lmaydi musulmon. Bo'lib o'tgan ishlarni muhokamasi ketgan yoki shu haqida so'z ketganda agar deb bo'lmaydi musulmon. Bu so'zni olib tashlash kerak. Ya'ni agar o'sha paytda chek olib qo'yganimda, agar o'sha paytda bir tinlik gugut olib qo'yganimda, agar o'sha paytda seni gapingga kirmaganimda, sen qayoqdan bilasan, o'sha sen aytayotgan narsan senga foyda yoki zararligini? Uni kim biladi? Bu bo'ldimi shu ish? Demak, Alloh senga shu narsani tanlab berdi. Shu mashinani, shu hovlini yoki shu xotinni. Endi sen ishing qaddar Allohumma dasha summa fa'ala deyish. Alloh xohlagan narsasini taqdir qildi, amalga oshirdi. Shuning uchun bu kishi duo qiladi: "Parvardigor, o'zing tanlab ber. O'zing menga ixtiyor qilib ber." Tuya to'xtadi. Mana shu joyni Alloh azza va jalla payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga tanlab berdi. Mana shu joy endi Rasulullohning joyi. Mana shu joyga masjid qurildi va mana shu joyga eng yaqin uy Abu Ayyub Ansoriy roziyallohu anhuning uyi edi. Endi shu yerga to'xtash kerakmi? Eng yaqin uyga tushishlik kerak Rasululloh. Abu Ayyub xursandchilik bilan keldida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni muborakbod etib, u zotni yuklarini yelkasiga ko'tarib uyga olib kirib ketdi. Go'yo yelkasida butun yer yuzini boyligi bor edi. Haqiqatan boylik edi, birodarlar. Muhammad sallallohu alayhi vasallam sizni yuzda yashaydi. Alloh taqdir qilganicha. 7 oy turdi Rasululloh Abu Ayyub Ansoriy roziyallohu anhu uyida. 7 oy. 7 oy Rasululloh bilan qo'shni bo'lib yashadi. 7 oy Rasulullohning suhbatidan bahramand bo'ldi. 7 oy nabaviy axloqni o'zi yuqtirdi. Boylik emasmi bu? Boylik emasmi, birodarlar? Bunaqa boylik yo'q. Alloh taolo Abu Ayyubni payg'ambarimizga qo'shni bo'lishini o'zi xohladi. Alloh tanlab olgan bandalar edi. Rasululloh Abu Ayyubning uyiga kirdilar. Abu Ayyub Ansoriy roziyallohu anhuning uyi 2 qavat edi. Kichkinaroq uylar, lekin 2 qavat edi. Rasulullohga uyini 2-chi qavatini bo'shatib berganida Rasululloh 1-chi qavatda bo'lishni ixtiyor qildilar. Chunki uzotni ziyoratiga keladigan odamlar ko'p bo'ladi. 2-chi qavatga ko'tarilishlik albatta ziyoratchilarga bir xaraj tug'diradi. Shuning uchun pastda bo'lishini xohladi. Abu Ayyub ko'ndi. Rasululloh 1-chi qavatda, Abu Ayyub 2-chi qavatda. Tun kirdi. Abu Ayyub ayoli bilan o'zining xonasiga kirdi 2-chi qavatda, ayoliga aytdi: "Ey, bizga voy bo'lsin. Nima qilib qo'ydik? Biz Rasulullohni ustida turamizmi? Agar Rasulullohga vahiy kelib qolsa, vahiy bilan Rasulullohning o'rtasida turamizmi?" Uyini o'rtasida turishmasdan ikkita devorni tayida tunashdi. Tushib: "Ya Rasululloh, noqulay bo'lyapti bizga. Vahiy kelib qolsa siz bilan biz o'rtamizda biz to'sib bo'lib qolishni xohlamaymiz" deganida yana payg'ambarimiz aytdilar: "Ey Abu Ayyub, bizni ziyoratimizga odamlar ko'p keladi." Yana ko'ndi, yana xonasida o'zi qoladigan bo'ldi. Ertasi kuni kundosh bo'ldiki, idishdagi suv ontalib ketdi, uyni poliga suv to'kilib ketdi. Ya'ni u paytdagi uylarda poli bizni pollardaqa bo'lgan emas. Shoh shabba bo'lgan, ustiga bir narsa solib qo'ygan, pastga suv o'tib ketishi aniq. Shunda shoshilishganicha ustiga yopadigan ko'rpasini shu suvga solib, suvni emdirib, pastga oqizmaslikni payda bo'lishdi. Keyingi tong yotganda tushib: "Ya Rasululloh" deb kechagi bo'lgan ishni aytib berishdi. Shunda Rasululloh ko'nib,
bu sahabasını haracga qo'yishni xohlamasdan ikkinchi qavatga ko'tarib oldilar. Sallallohu alayhi vasallam. Qarang, albatta bu Abu Ayyub va Umma Ayyubni qilgan ishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan hurmatdan edi. Rasulullohga bo'lgan muhabbatdan edi. Kishi mushafni ulug'labdimi? Ka'bani ulug'labdimi? Masjidni ulug'labdimi? Ahli ilmlarni hurmat ulug'labdimi? Demek bu adamda iymoni borligiga dalolat qiladi shu narsa. Endi aksincha mana shu narsalarga behurmatlik qildimi? Bu iymonidagi nuqsonning belgisi. Domlalarni masxara qiladiganlar bor. Soqol qo'yganda masxara qiladiganlar bor. Bu iymondagi juda ham katta nuqsonning belgisi. Alloh insof bersin, Alloh isloq qilsin. Masjidga kelib, saflarimizda qo'shilishi nasib qilsin bularga. Qarang, Abu Ayyub Rasulullohni ustida yursak ayb bo'ladi deyapti. Chang bo'ladi, pastga tushadi. Musulmon odam, musulmon odam, munofiq odam. Munofiq odam o'zini qilayotgan gunohini pashadek kichkina ko'rar ekan. Musulmon odam bo'lsa o'zini qilib qo'ygan pashadek gunohini tog'dek ko'rar ekan. Munofiq qilgan gunohini pashadek ko'radi. Mo'min pashadek qilgan gunohini tog'dek ko'radi. Qilgan gunohingizni qanchalar ulug' sanasangiz shunchalik kichayib boraveradi. Qilgan gunohingizni qanchalar kichkina sanasangiz tog'dek ulg'ayib boraveradi. Masjidun Nabaviy bitgunicha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Ayyub Ansoriy roziyallohu anhuning uyida 7 oy turdi. So'ngra masjid bitganidan keyin masjidning atrofiga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zavjai mutohharalarga hujralari qurildi va Rasululloh ana shu hujraga ko'chib o'tdilar. Mana Abu Ayyub Ansoriy roziyallohu anhu masjidni qo'shnisi. Mana endi hozirgi kunda ana shu joyda dunyodagi eng hashamatli masjid shu yerda. Masjidun Nabaviy. Ana shu Masjidun Nabaviy Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan hurmat yuzasidan, ikrom yuzasidan qurildi va xizmat qilinyapti. Abu Ayyub roziyallohu anhu ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbati. Mana 7 oy Rasululloh Abu Ayyubni uyida yashadilar. Mana shu muddat ichida Abu Ayyubni qalbida Rasulullohga bo'lgan muhabbatni birodarlar cheki yo'q edi. Bir odamni kimligini bilishligi uchun u bilan birga yashash kerak. U bilan birga safarga chiqish kerak. U bilan tijorat muomalasini qilish kerak. U bilan qo'shni bo'lganmisan? Shuning uchun aytilar ekan, bir inson birinchi marta ko'rganingizda uni kiyimiga, tashqi ko'rinishiga qarab turib bir kallangizda bir fikr paydo bo'ladi. Endi gaplashsangiz, birinchi fikr o'zgaradi. Yaxshi tomonga yoki yomon tomonga. Ahnaf ibn Qays o'zini qavmini sayyid edi. Ko'rimsiz, qora, yelkasi kichkina, ko'rinishi bir xunuk, hech kim o'ylamasa-da bu kishini o'zini qavmini sayyidi deb, lekin qavmini sayyidi edi. Bir qaraganingizda hech kim emasdi, lekin kimligini tanib muloqot qilganingizdan keyin bilasiz uni kimligini. La khayra fi jasamati al-ajsami bal huwa fi al-uquli wal afhami dedi shoir. Yaxshilik faqat jussani kattaligida emas. Yaxshilik faqat jussani ulkanligida emas, balki u aql bilan fahmda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Abu Ayyub birga yashadi. Rasulullohni avval yaxshi ko'rgandan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rdi. Mana shu muhabbatni ziyoda bo'lishiga sabab bo'ldi. Shuning uchun musulmonlar hamchi ko'cha-ko'yda ko'rganda assalomu alaykum deb ko'rishi muomala qilaradi. Endi birga tijorat qilsa, birga safarga chiqsa shunda ekin. Shu safar, shu tijorat ishi ularni yo bir-biriga yana ham yaqin qilib tashlaydi yoki bir-biridan uzoq qilib tashlaydi. Agar bir-biridan uzoq qilayotgan bo'lsa, birga qilayotgan tijoratni birga qilayotgan ishi. Demak, shu ikkalasidan bittasini iymonidagi nuqsonda borligiga dalolat qiladi. Abu Ayyub roziyallohu anhu Alloh taolo bu sahobani ikrom qildi. Rasulullohni uzotga qo'shni qilib berishlik bilan. Mana endi Rasululloh uyiga ko'chib chiqib ketganlaridan keyin bu ikrom to'xtab qoldi. Ammo Abu Ayyub mana shu ikromni davom etishini xohladida, har kuni ovqat qilib Rasulullohni uyiga chiqarardi. Shu odat bizda ham bo'lar edi. Avvalgi ma'ruzalarda ham aytganman, hozir ham aytaman. Biz o'sha nonni tortib onamiz rahmatli shu sol berardi, etagimizga sol ushlamasa qo'shniga olib chiqib beradi. Men qo'shniga qilib. Hech kim och qolayotgani yo'q. Lekin yo'g'ib ketdi shu narsa. Yo'g'ib ketdi shu narsa. Rasulullohni uyiga ovqat chiqarishida Abu Ayyub yana davom etdi. Kunlarni birida Umar ibn Xattob roziyallohu anhu qorni och ko'chaga chiqdi. Qaranglar, qanaqa zotlar qorni och. Ko'chada turuvdi, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ko'rinib qoldi.
Ya Abu Bakr, kündü bunu ıstıkıda ne kadar yapsız köşede dedi, Ömer ibn Hattab soradı. Abu Bakr Sıddık, karnım aç, yegen iş nesi yok dedi. Siz ne yapıp durup siz de soruyordu, Ömer ibn Hattab cevap verdi, benim karnım aç dedi. Şüphet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkıp aldılar. Ne ahiracakuma? Sıladı üyelerden ne çıkardı? Ne ki köşede durup sılar? Ha, karnımız aç ya Resulullah de işte. Siz şey de soruyordu, sıladı çıkarken nasıl benim üyemden çıkardı? Resulullah diyorum karnım aç. Şunda Resulullah dediler, yürüyler dediler de Ebu Ayyub Ansari raziyallahu anh onu yüge başla bardılar. Karim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi ibret boyan zat. Meşakkatte kanakası olsa Resulullah da başı yekeyen. Kişi bitti farzandı ölse, bitti farzandını köpüp kanaka bir aziyet çekerdi. Resulullah 6 farzandını özü kömgenler. 3 kızını, 3 oğlunu. Resulullah ki etken aziyet hiç kim yetkenmez. Mençelik hiç kim aziyetlenmegen degenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Açlık, meşakkat, adamlardan aziyet, farzandlarını kömüşlüğü, kanaka meşakkat olsa hamasi Resulullah'ın başı ekeken. Uzat bizge ibrette sallallahu aleyhi ve sellem. Yürüyelerde Resulullah bu ikkala sahabasını, Ebu Ayyub Ansari raziyallahu anh'ını büyüge başlayıp yediler. Allah tallava gen, bahli adamlar bular. Resulullah'ını körgen bular. Resulullah'ını mehman kıyan bular. Resulullah'ın avazını eşken, Resulullah'ı kolunu şaşken bular. Ebu Ayyub da üyüge kelip eşiğine kalktı. Ebu Ayyub raziyallahu anh'u bir hurmasını işi bilen avarı bulup durgendi. Keldi de Resulullah'ını ve ikkala sahabasını körüp, hoş geldiniz Resulullah, siz bilen kegenlerden hoş gelişipti dedi. Bazı da yüzge kegen mehmanını birinci dereceli mehmanınızı getirip birisi de o bilen kegen ikinci dereceli mehman bilen işi zor muydu? Yine halde ikinci dereceli mehman nakolay ahval geçip kaladı. Doğru mu? Bana şuna sana bizden çıkarmayalım. Keldim, hamasi bir mehmon. Ha, bittasi ustoz, bittasi bir hurmatli odam, unga bir boshqacharoq muomala bo'ladi, lekin qolganlarga e'tibor bo'lib qolmaylik. Shopirimi, shagitimi, billa keldimi? Abu Ayyub roziyallohu anhu Rasululloh o'tirganidan keyin bordida xurmoni shoxlardan sindirib olib keldi mevasi bilan. Ichida xomi ham bor edi, pishgani ham bor edi. Ya Abu Ayyub, o sindirişliğinde hacatı yok, terip kesseniz bulardı degeni de Abu Ayyub ayetti ki Resulullah, haklasız hamadan yiyin, haklasız pişkeniden yiyin. İkram. Mehman gibi bugün izzet, hürmet, ikram. Ben yani bir canlığım soyup gelemen dedi, barıptır kişkini, içkini aldı, soydu. Soygeni ketekkeni Resulullah ettiler, eğer soyadıken bu siz, indebahte faratez bahane de teleben. Süt bir adıkanı soymayın dediler. Pişirip, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldı, yap geldi. Ayalıya hamur karıp, non yapışlığını büyürdü. O katta Resulullah'ın ve ikkala sahabını Allah'a yap gelip koyganı da Resulullah Ali'yi göçten azgını alıp nangı uğrap mananı alayım da Fatime'yi alıp alayım bir neçe günden beri bir narsa yegeni yok da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'da yüde haptalar ötüp getirdi kazan kaynaması da ot yakılması da sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o katlarını boyganlarından keyin وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ اِنَّ هَذَا هُوَ النِّعْمْ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Elbette bu nimetler şu nimetler ki kıyamet günü de saval götürülürler bu mesela. Çünkü Müslüman adam avukatı işte aldım Bismillah deyişliği gerek ta ki şeytan şerif olmasın şükür keltişi bitti görünüşü üyü gekirip gereken de Bismillah deyiş gerek üyüdü şükür anası Bismillah deyse şeytan köşede kaladı eğer Bismillah demezsen kiradıken bu ses şeytan billah kiradı üyüde galiba cacel üçüncü oladı. Allah'ını daimi surette isleştik, şu belirgen nimetlerine şükür buladı burada. Bismillah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahavat peşe insanlarını takdirlerdiler. Uzat sallallahu aleyhi ve sellem gibi buraya yakşılık kısa, uzat şüngereşe cevap verirdiler. Resulullah kendiler, Men asda ileykum ma'rufan fekafi'uh. Kim sizler gibi bir yakşı, maruf işini kıladırken olsa, bas sizler hem onun gibi münasip iş kılıyorlar, cevap kaytarıyorlar. Avukatlarını bugünlerden ki Resulullah ettiler, ey Ebu Ayyub, ertege bizim üyümüzge barın. Ertes günü Ebu Ayyub, Resulullah'ın üyüge barıyanı da, Resulullah Ebu Ayyub'ke bir kişkine yine cariyeni hediye kıldı. Hizmetinizi kılıp yürüsündü. Peygamberimiz cariyeni beri baktı, onunla yakşı muamela kılıyın. Yakşı muamela da bulayın. Ebu Ayyub cariye kızdı, üyge ap geldi. Ayalı ne mi bu da gene de? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu cariyeni bizge hediye kıldı ve onge yakşı muamala kılışımızı vasiyet kıldı dedi. Ayalı kendi kılıp Resulullah'ın bir sözüge bir amel kılamız.
Va Rasulullohning vasiyatini amalga oshirish uchun nima qilamiz deganida Abu Ayyub aytdi, "Eng yaxshisi ozod qilishimiz" dedi. Ya'ni qul uchun eng katta yaxshilik nima? Ozod qilishdi. Rasulullohning vasiyatiga amal qildi. Abu Ayyub roziyallohu anhuning vafoti. Abu Ayyub roziyallohu anhu umri davomida g'ozi bo'lib, mujohid bo'lib yashadi. Rasulullohni qatnashgan bironta g'azotida orqada qolmadi. Umrini oxirida Muaviya ibn Abu Sufyon xalifalik davrida musulmonlar qo'shini Yazid ibn Muaviya boshchiligida Qostantiniyani fathiga chiqishdi. Hozirgi kundagi Istanbul. Payg'ambarimiz aytganlar, "La tuftahanna Qostantiniya." Qostantiniya fath bo'ladi. Ni'mal jayshu jayshuha. Naqadar zo'r qo'shin bo'ladi u qo'shin. Ni'mal amiru amiruha. Naqadar zo'r amir u amir deganlar. Sahobalar davrida bo'lmadi, tobiinlar davrida bo'lmadi. 1453-yil Muhammad Fatih tomonidan fath qilindi. Qaraylar, 12-ga kirgan paytda shu hadisni eshitar ekan Muhammad Fatih. Rasululloh aytganlar, Qostantiniyani fath qilasizlar, eng zo'r qo'shin bo'ladi u qo'shin, eng zo'r amir bo'ladi u amir. O'sha amir men bo'laman degan ekan. Himmat qarang. Himmat, oliy himmat bo'lgan ekan. Ana shu qo'shinning ichida Abu Ayyub Ansoriy roziyallohu anhu ham bor edi. Yoshi 80 dan o'tgan edi. Musulmonlar kelgan, Qostantiniyani devori ustida qo'shin chiqsa, nasroniylar chiqsa, musulmonlarni ko'radi, musulmonlar bularni ko'radi, jang bo'lgani yo'q. Shunda Abu Ayyub Ansoriy roziyallohu anhuni o'lim soatlari yetadi, betob bo'ladi. Yazid ibn Muaviya, qo'shinning amiri, xalifaning o'g'li kiradida, "Yo Rasulullohning sohibi, nima bir vasiyatingiz bor?" deganida aytadiki, "Agar o'lsam, meni jasadimni imkon boricha dushman yerlardan uzoqroq masofaga ko'tarib boringlar. Qostantiniyani devorlar ostiga dafn qilinglar meni" dedi. O'layotgan 80 dan o'tgan odamni qilayotgan vasiyatini ko'ring. Abu Ayyub Ansoriy roziyallohu anhu vafot etdi. U kishining vasiyatiga ko'ra musulmonlar ko'tarib olib borib Qostantiniyani devorining oldiga olib borishdi. Rumliler chiqib turib qarasa bir to'p musulmonlar to'planib shu bir narsa qilyapti. Rumni podshohi Qaysar chiqdi-da, "Nima qilyapsizlar?" deb so'radi Yazid ibn Muaviyadan. "Bu Rasulullohning sahobasi vafot etdi. U kishining vasiyati mana shu devor ostiga ko'mishlik" dedi. Muaviya ibn Abu Sufyonning daholigi butun xalqlar orasida mashhur edi. Endi Yazid shu Muaviyaning o'g'li. Qaysar aytayapti, "Sizlar seni otang Muaviyani daholigini gapirasizlar-u, senga otangni aqlidan tegmabdi-da. Sen otangga o'xshamabsan-da. O'ylamaysanmi, hozir sizlar ko'masizlar, ketasizlar. Sizlar ketganlardan keyin biz qabrni ochib itlarga tashlab beramiz bu sohibingizlarni" dedi. Haq. Musulmonlar fath qilmadi, qaytib ketadi. Yazid ibn Muaviya nima dedi? "Men buni bilaman" dedi. "Ammo men ulug'laydigan, lekin sen tanimaydigan zotga qasamki, men bu kishini ana shu zotning roziligi uchun dafn qilyapman. Agar mana shu qabrni kovlaganinglarda xabari menga yetib keladigan bo'lsa, Arab jazirasida bironta nasroniyni qoldirmasdan qatl qilaman" dedi. "Lekin bironta noqus sholinmaydi, bitta cherkovda qoldirmayman" dedi. Jaziradagi nasroniylarda holidan xavotirga tushib qolgan Qaysar shu yerda nima dedi? "Masihga qasamki, uni qabrini saqlaydiganlarni birinchisi men bo'laman" dedi. Alloh taolo aziz qilsa, Alloh taolo saqlasa shunday bo'lar ekan birodarlar. Musulmonlar ketishdi, Abu Ayyub roziyallohu anhu shu yerda dafn qilib qoldi. Imom Voqidi aytadi, Abu Ayyub 52 hijriy yilda vafot etdi. Muaviya ibn Abu Sufyonning o'g'li Yazid unga janoza o'qidi. Qostantiniya devorlari ostida dafn qilindi. Mana hozir bu sahobani qabri Istanbul shahrini ichida. Chunki musulmonlar Muhammad Fatih davrida Qostantiniyani fath qilishdi va shahar kengayib, hozir shu devor shaharning o'rtasida bo'lib qolgan. Sultan Ayyub masjidi deyiladi. Agar Turkiyaga boradiganlar bo'lsanglar, savdogarlar yoki tijorat bilan umraga boringlar, ko'ringlar. Mana shu sahobalarda kimligini mana o'qidik, o'rgandik, eshitdik. Ibrat olaylik. O'zimizga namuna olaylik. Mana bundan ham ajablanarlisi shuki, musulmonlar ketganlaridan keyin rumliklar o'sha davrda qabrini ziyoratiga chiqishar ekan va
وَيَسْتَسْقُونَ بِقَبْرِهِ اِذَا قَحَتُوا Kurgakçıydı bulup, yağmuru yoğup olsa, şu kişinin kabrini aldığı gelip, şu kişinin hürmetinden Allah'tan yağmur soruşarken. Belasıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ötüp gitkenlerden ki, Ömer ibn Hattab istisqa namazını okup dua kıyan parvardigar, Peygamberin bu arada Peygamberin hürmetinden, Peygamberin duası bile yağmur sorardık. Şimdi Peygamberin amakivatçası İbn Abbas'ta duası bile yağmur soruyemiz derken. Bular bu kişinin nafakat kabrını korkulaştık. Belki ziyaretik iken işaretti ve yağmur soruştuk kere olsa kabrını aldı oturup dua kılışarken. Damaşk'a kegen Avrupalı ziyaretçiler Salahuddin Ayyubi'ni elbette kabrını ziyaretik kirişarken. Ne mi düşündüyse bu uluğ insan Baytül Makdis diye gelgende Nasrani'yle yıkıyan Çıralı İmamlasını kadırlaşarken. O halen ki 1050. yılda Nasrani'ler Baytül Makdis diye gelgende bir çekeden kırgen, Müslümanlarına hem Yahudilerine hem. Otlarımız tızza boyu kon keşteyi bozadı muarrıklar. Özlerini en şermandali davrıda bir tanışadı tarihçilere. Ama Salahuddin Ayyubi, Baytül Makdis'i fethi geni de, onlara Müslümanca muamulakı gendiler. Bana şu nesanın hürmetini kılıp, o kişinin kabrinin aldığı hürmet bacağı kilitirip duruşadı. Salahuddin Ayyubi'ni. Allah Subhanehu ve Teala bu derslerimizin bizge fadali boşunu, özür azı bölgen, bana şu ulu sahabalarda hayatını oku bürgenip, bizlerge ibret kılışını, hem de onlarge iktida kılışımızge tavfiq berişini sorab, dua kılamız. Akulu kavli hada.